Pilakinin olmazsa olmazı soğan ve havuçtan başlıyorum ilk önce. 2 adet orta boy soğanını kabuklarını soyduktan sonra küp küp doğruyorum. Soğanlarımı doğradım. Sırada havuçlarım var. Havuçlarımın da ilk önce kabuklarını soyuyorum. Havuç da rengini çok sevdiğim sebzelerden bir tanesi. Gerçekten girdiği her yemeği şahlandırıyor. Havucun hem salatasını, hem yemeğini, hem tatlısını, kısacası aklınıza gelebilecek her şeyini yapabilirsiniz. Bu yüzden ben de yemeklerimde havucu kullanmayı çok seviyorum. Tüm havuçlarımı küçük dikdörtgenler halinde doğruyorum. Evet, havuçlarımı da doğradım. Artık soğanlarımı ve havuçlarımı kavurmaya başlayabilirim. Bunun için ilk önce tenceremin altını yakacağım. Ve içine bir miktar zeytinyağı koyacağım. İlk önce zeytinyağıma sarımsaklarımı koyuyorum. Bunun için 3 diş sarımsak yeterli gelecek. Sadece 2'ye bölüyorum. Bunu yapmamın sebebi de aromasının daha çok vermesini sağlamak. Sarımsaklarım kavrulurken ben bir yandan domateslerimi doğramaya başlayabilirim. Bunun için 1 adet domatesi 4'e bölüyorum. Domatesin iç kısımlarını ayırıyorum. Sonra uçlarından alıp şeritler halinde doğrayacağım. Şeritler halinde doğramaya başlamadan önce sarımsaklarımı karıştırıp soğanlarımı ilave edebilirim artık tencereme. Soğanlarımı sarımsağımla karıştırıyorum güzelce. Hafifçe pembeleşmesini ve ölmesini istiyorum. Yani şeffaflaşana kadar bu işlemi gerçekleştireceğim. Sonra havuçlarımı ilave ediyorum. Havuçlarımı da soğanımla karıştırıyorum. Ocağımın altını hafif kısıyorum. Hafif demlenirken havuç ve soğanlarım, domateslerimi şerit halinde doğruyorum. Şerit halinde doğradığım domateslerimi 2 parçaya bölüyorum. Sonra domateslerimi de soğan ve havucumun üstüne atıyorum. Yavaşça karıştırıyorum. Bu aşamaya kadar olan kısmı pilakinin olmazsa olmazı. Yani soğan, sarımsak, havuç ve domates. En bilindikleri de barbunya ve fasulye pilaki. Ama ben bugün patates pilaki yaptım. Çünkü aslında bu malzemelerin üstüne konup da üzerine su ilave edilip ağır ateşte pişirilen her şey pilaki. Bugün de yıldızımız patates. Şimdi daha önce oturtmamızda kullandığımız patateslerimizden çıkan parçaları 4'e bölüyorum. Doğramış olduğum patatesleri de soğan, havuç ve domates karışımının üzerine atıyorum. Benim için burada bitmedi. Çünkü hızlıca bir patates daha soyacağım. Ve biraz daha patates koyacağım içine. Artık yemeğimin üzerine suyumu ilave edebilirim. Şimdi son patateslerimi de doğruyorum. Ve bu patateslerimi de yemeğimin üzerine atıyorum. Artık üzerine
bir tatlı kaşığı şekerimi ilave edebilirim. Ve tuzumu. Üzerine zeytinyağı ilave ediyorum. Bol olabilir. Zeytinyağından hiçbir zarar gelmez. Evet. Tenceremin kapağını kapatıyorum ve altını kısıyorum. Patateslerimin piştiğine kanaat getirene kadar bu şekilde kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum.